Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ televizyonumuzda katıldığı programda Aksaray'da koronavirüs salgınında gelinen son durumu değerlendirdi. Aşılamayla birlikte 65 yaş üzeri vatandaşların artık risklerinin azaldığını kaydeden Yeşildağ, aşı sırası gelen vatandaşların da mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi. Kritik bir sürecin içine girdik. İlk defa böyle 3 haftalık bir kapanma süreci başladı. Tabii bu kapanma sürecine gelirken neler yaşandı, niçin bu sürece doğru süreç evrildi? Öncelikle yaklaşık bundan bir hafta önce vaka sayılarımız 60 bindi ve şu anda 43 binlere geldi. Bundan 1 Mart itibariyle ise 5 bin rakamlardı. Evet. 5 bin rakamlardan 60 bin rakamlara geldik ve 2 ay içerisinde geldik buraya. Ve buradaki vefat eden vatandaşlarımız, Allah rahmet eylesin, 69'lu rakamlardan 346'ya geldi. Yatan hasta sayısı da 1100'lerden 2700'lere, ağır hasta sayıları da yaklaşık 1200'lerden 3500'lere geldi. Yani %100'lerden fazla bir artış yaşandı. 8 kat, 3 kat, 5 katlık artışlar var her bir değer için. Şimdi bu sürecin bu şekilde sürdürülebilmesi mümkün gözükmüyor. Neden? Çünkü yoğun bakımlar da uyarı vermeye başladı. Ve vaka sayıları gittikçe de arttı. Bunlardan önce bu vaka sayılarını kısmi düzeltebilir miyiz diye bilim kurulunun tavsiye kararları, Sağlık Bakanlığımızın önerileri ve hükümetimizin aldığı kararlarla Ramazan'da saat 7'den 9'dan 7'ye çektik. Cumartesi pazarı kapattık ve belli bir noktada aşağı indirmeye başladık. Ama gördük ki ilk 15 gündeki sayılarda bir azalma kısmen oldu. %10'la 20 arasında değişken miktarlarda bir sayı azalması oldu. Aksaray olarak biz hangi konumlarda seyrettik? Sayın Valimizin başkanlığında aldığımız ilk kararlar ki biz Türkiye'de ilk kapanma yapan da bir iliz. Yani biz buna alışık bir iliz. Ve dünyada da belki ilk kapanmayı gerçekleştirdik. Tam kapanma dediğimiz her yerle kapanmayı sağladık Aksaray olarak. Bunun faydalarını da zaten 100 bindeki rakamlarımızda gördük. Bunun dışında köyleri, beldeleri, caddeleri, sokakları kapattık. Karantinaya aldık. Yine ilin giriş çıkışlarını belli saatlere bağladık ve bu değerlerle biz Türkiye ortalamasının altında bir değere ulaştık. Yani 100 binde 388 dünkü vaka sayısına göre ve bu rakamla Türkiye'de de 44. sıradayız. Biz 9. sıradan başladık. En yüksek il 9. sıradaydı. Şu anda biz 44. sıradayız. Yani bizim vatandaşımız kurallara uyuyor. Gerekli kararlara, Hıfzıssıhha Kurulu Valimizin başlarındaki kararlara uyuyor ve bunu gerçekleştirdi. Ve bunun sonucunda da vaka sayılarında azalma gerçekleştirdi. Şimdi bu vakalar bütün Türkiye'de artış eğiliminde olduğu için belli bir noktadan sonra artık bu sayıları düşüremez noktaya geldik. Ve bir ara Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamına yakında vaka sayımız olmaya başladı. 4. sıraya geldik dünyada. Zirveye geldik. 4. sıraya geldik. Böyle olunca bütün dünyanın gözü üstümüzde oluyor. Aynı zamanda hastane yoğunluğumuz artıyor. Entübasyon sayısı, yoğun bakım sayısı artıyor. Bunların çevrilebilmesi takdir ederseniz ki çok zor. Sağlık çalışanlarımız da, onlara da buradan tekrar şükranlarımı iletiyorum. 1,5 yıldır aralıksız, hiç durmadan. Yükleri çok fazla değil mi? Tabii hiç durmadan. Sedat Bey şimdi düşünün, biz bazen yani bunu şey olsun diye söylüyorum, yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Yani koronanın önünden geçemiyor bazı vatandaşlarımız. Diyor ki ya biz testi şurada yaptırsak falan. Yani şüpheli, korkuyu oluşturuyor. Ama orada bizim arkadaşlar can siparihane hastayı tedavi ediyor, entübasyonla ilgileniyor, onların serumlarını takıyor ve orada bir gününü orada geçiriyor. 8 saat, 12 saat geçiriyor. Böyle bir durumda ve bu yaklaşık 1,5 yıllık böyle bir süreç. Tabii bu bizi yoruyor. Ve vaka sayıları da gelen her tepdirle belli noktada tutulamıyor. Öyle olunca işte bu süreçte 3 haftalık
bir kapanma durumu hem bilim kurulunun öneri, Sağlık Bakanlığımızın teklifi, hükümetimizin de iradesiyle bu ortaya geldi. Şimdi buradan bizim bu 3 haftalık süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hem vatandaş olarak hem de kurumsal olarak. Biz 3 haftanın sonunda günlük vaka sayılarımız yine açıklanacak. Yani bazen diyorlar ya Aksaray'da vaka sayıları açıklanmıyor diye. Şunu yapsınlar vatandaşlarımız, çok basit. Her hafta haftalık vaka sayısı var, açıklanıyor, çok basit. 100 bindeki vaka sayısı belli, bunu 4 ile çarpacak. Ölecek 7'ye günlük ortalama vaka sayımız belli. Yani sayılar da belli artık, şeffaf her şey söyleniyor, hiçbir evet. sıkıntı yok. Tablolar da belli. Şimdi vaka sayılarımızın bizim 100 binde 388'den kırmızının altında olabilmemiz için bizim 100 binde 100'ün altına inmemiz lazım. Şöyle bir durum var. İlk başlarda hastaneye yatan kişiler 65 yaş ve üzeriydi. Aşılama sayesinde artık gelenler genç. Buradan vatandaşlarımıza söylüyorum, çocuklar, gençler geliyor. Dikkat edin. 40'la 60 yaş arasında yoğun bakıma yatmaya başladı. Entübe olmaya başladı. Buradan diyoruz ki aşısı gelene de lütfen Sedat Bey aşılarını olsunlar. Sırası gelindi. 55 yaşa indi. Şu anda bizim ilimize 101 bin kişiye aşı tanımlandı. Çok büyük bir rakam. 423 binde 101 bin kişiye. Neredeyse 1/3 biri. Tanımlandı. Ve bu süreyi bakanlığımızın da öngördüğü gibi Haziran sonu kadar büyük bir %75-80'ine tamamlamayı planlıyor. Yani 18 yaş üstünü planlanıyor ve o şekilde de devam ediyor. Sinovac aşısı geldi, o kullanıldı. Şimdi BioNTech aşısımız var. Sputnik aşısı geliyor, Rus aşısı geliyor ve tedarik zincirlerinde de zorlanmamıza rağmen 100 bin kişiye aşı açmışız ve bunların da aşıları var. Tedarikleri de hazır. Bunlar içerisinde biz 58 bin kişiye ilk dozunu yapmışız. Totalde de 100, ikinci ile beraber 102 binin üzerinde aşılama yapmışız. Aksaray'da. Aksaray'da. Şimdi şuradan vatandaşlarımıza tekrar istirham ediyorum. Lütfen aşılarını olsunlar. Neden olsunlar? Bakın bizim aşılama çalışmaları Ocak ayında başladı. Kendi aşımız yok. Tedariği sıkıntılı. Dünyada kimse aşı vermiyor bize. Paramız da alamıyoruz diyelim. Ve ücretsiz bu aşıyı yaptırıyoruz vatandaşa. 85 yaş üstünü evde yaptırıyoruz. Evet. Ve dünyada şu anda bu imkansızlar içerisinde, yani aşımız yokken bu tedariği sağlamışız hükümet olarak, Sağlık Bakanlığı olarak 7. sıradayız dünyada. Aşılamada. Evet. Siz bunun gelen virüs parçalık aşısının piyasaya çıktığını düşünün, yapıldığını, arkasından Kayseri'nin çıktığını düşün. Biz dünyada birinci oluruz. Artı bütün dünyaya biz aşı da veririz. Yani biz bu kadar aşı noktasında zor şartlar altında totalde Türkiye'de 20 milyon üzerinde aşı yapmışız. Aksaray'da da toplam 102 bin üzerinde ikinci dozla beraber aşı gerçekleştirmişiz. Buradan da sesleniyorum vatandaşlarımıza. Lütfen herhangi bir tereddüde mahal yok. Gelin aşınızı olun. Yalnız şunu söylemem lazım. Tabii Ramazan ayında vatandaşlarımızın bazı tereddütleri oluyor. Onu Diyanet İşleri Başkanlığımız da yaptığı açıklamayla giderdiğini düşünüyorum ben. Çünkü aşının orucu bozmadığını söyledi. Yalnız vatandaşlarımız daha çok sahurdan önce BioNTech aşısı biliyorsunuz hastanede vurulan bir aşı. Öyle olduğu için soğuk zinciri var, -70 derece duruyor. Vatandaşlarımız daha çok iftardan sonra geliyor ve 8 ile 10 arasında bir yığılma var. 24'e kadar açıyoruz. Gerekirse biz sabaha kadar da açarız. Yeter ki gelsinler. Ama belli saatlerde geldikleri zaman yığılma oluyor. İster istemez 15-20 kişilik bir sıra oluşturuyor. Ama biz de onları hızlı bir şekilde eritiyoruz. Biz randevularını alsınlar gün içerisinde. İftardan sonra da 24'e kadar randevularımız var. Onları uygulansınlar ve aşılarını yaptırsınlar diyoruz. Her yıl Nisan ayının son haftası Dünya Aşı Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda vatandaşların aşılama ve bağışıklama ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanıyor. 2021 yılının Aşı Haftası sloganı ise "Aşılar bizi yakınlaştırır" oldu. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Şenol Atakan,
Özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisi sürecinde aşı konusunda tereddüt yaşayan vatandaşlar için farkındalık oluşturmak amacıyla önemli açıklamalarda bulundu. Evet, hoş geldiniz. Doktor Şenol Atakan, Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanıyım. Uzun süredir Aksaray'da görev yapıyorum. Çeşitli görevlerde bulundum. Kısaca böyle. Aksaray'da tanınırız. Aşı haftası var biliyorsunuz. Bizi bilgilendirir misiniz? Zaten? Evet. Her sene Nisan'ın son haftası dünyada aşı haftası olarak kutlanır. 26-30 Nisan 2021'de bu seneki aşı haftamız. Bu sene daha da anlamlı oldu aşı tabii. Dünyada artık aşının ne kadar önemli olduğu, bu sene daha da yaşadığımız bu felaketten sonra diyelim, daha da anlaşılır oldu. Bir musibet bin nasihattan iyi oldu. Bu aşıların kıymetini bilmemiz anlamında. Bu seneki sloganımız da Dünya Aşı Haftası'nda zaten aşılar bizi yakınlaştırır diyoruz. Aşılar bizi en çok önemsediğimiz kişilere, anlara, dönüm noktalarına ve hedeflere yaklaştırır. Gerçekten toplumca bütün dünya nüfusu olduğu gibi ülkemizde de çok sıkıntı çektik. Bundan kurtulmanın en güzel yolu aşılar. Aşılarla şu anda dünyada birçok şeyi başardık. İlk dünyanın insanlığın var olmasından beri bakacak olursak ortalama uzun ömürlü olmamızı sağlayan bile aşılar. Biz aşılarla neler yaptık? Çiçek hastalığını yok ettik. Polio çocuk felcini yok ettik. Tetanozu, yeni doğan tetanozunu yok ettik. Tabii gençler bilmez ama eskiden çocuk felci vardı, çiçek hastalığı görürdük. Şimdi bunları görmememizin tek sebebi aşılardır. Bunları hep yok etme, eradike etme sebebimiz aşılardır. Onun için çok önemli. Bizim hedefimiz özellikle aile hekimliği birinci basamakta olsun. Hedef yaşam boyu bağışıklama. Yani aşı yaşam boyu sürmesi gereken bir şey. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, temel sağlık hizmetlerinin en önemli unsuru aşı. Hatta Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili risklerimiz var tabii. 2019 yılında bu pandemi çıkmadan önce de en büyük 10 küresel sağlık tehdidinden birisi olarak aşı tereddütünü, aşı karşıtlığını gösterdi. Yani dünyanın önündeki en büyük tehlikelerden biri, 10 tehlike, sağlıktaki 10 tehlikeden biriydi. Bununla ilgili mücadelemizi gerek bir sivil toplum kuruluşu olarak gerek devletimiz zaten veriyoruz. Maalesef son senelerde çocukluk çağı aşılarında da aşı reddi yaşıyorduk. Biz çünkü vatandaşla burada birebir bütün nüfusa dokunan bir meslek yapıyoruz. Bunları yaşıyorduk. Bununla ilgili de çok büyük çaba sarf ediyorduk. Aşı reddi her geçen yıl artıyordu. Şu an 30 bin lira yaklaşan bir aşı reddi var çocukluk çağında. Ki bu tam bir felaket. Çünkü çocukluk çağındaki birçok aşının telafisi yok. Ve hocalarımızın yaptığı bir projeksiyona göre bu aşı reddi böyle devam ederse 1,5 milyona yakın çocuğumuz ölüp 2 milyon küsür kişi de sakat kalma olasılığı olabilir. Onun için bu konu toplum sağlığı açısından da çok önemli. Hatta biz sivil toplum kuruluşları olarak birçok dünyada, Avrupa'da, Amerika'da, Fransa'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde bu aşı reddine karşı artık zorunlu uygulamalar getiriliyor. Zorunlu yasal uygulamalar. Bizde de bu raddeye gidebilir. Biz de hatta bununla ilgili yasa teklifleri verdik meclisteki partilerimize. Bunun yani burada çünkü bireyin kendisini ilgilendiren bir durum yok. Bütün toplum sağlığını ilgilendiren bir durum var. Yani bir birey tedaviyi reddedebilir, bir şey olabilir. O bir tek kendisini ilgilendirir ama aşıda durum öyle değil. Bütün toplumu ilgilendiren bir durum olduğu için bireyin kendisine bırakabileceğimiz bir karar değil. Ya da küçücük çocuğa bırakabileceğimiz, velisine bırakabileceğimiz bir durum değil. Onun için bu konunun önemsenmesini istiyoruz. Aşı karşıtlarıyla bizim mücadelemiz her an devam ediyor. Şimdi de tereddüt yaşayan vatandaşlar bize gelip sorunca zaten hani Covid aşısı güncel ama bu dönemde biz şunu fark ettik. Her sene mesela riskli nüfuslarımıza zatürre aşısını, grip aşısını, difteri aşısını biz anlatır. Çok nadir yapardık, ikna ederdik. Şimdi toplumda bir farkındalık oldu bu anlamda erişkin nüfusta. Bu sene yoğun olarak zatürre aşısına geldiler, grip aşısına geldiler. Bu anlamda çok iyi bir oran yakaladık.
Aksaray Valiliği tarafından kapanma süresi boyunca marketler için dikkat çeken bir karar yayımlandı. Bu karara göre marketlerdeki bazı reyonlar bu süre boyunca kapalı kalacak. Ayrıntılar haberimizde. İl Hıfzı Sıha Kurulu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığı'nda olağanüstü toplandı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için koronavirüs tedbirleriyle ilgili Hıfzı Sıha Kurul kararlarına ek olarak ilimiz genelinde faaliyet gösteren marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarını veya bunların bulunduğu katların sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde satışa kapatılmasına, ilgili kurum ve kuruluşlarca belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli kararların ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Tam kapanma sürecinde belediye ile anlaşmalı kartlı su dolum noktaları açık olacak. Bu süreçte vatandaşlar su kartlarına yükleme yapabilecekler. İçişleri Bakanlığı tarafından COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanacak tam kapanma sürecinde akıllı su sayacı kullanan vatandaşların mağdur olmaması adına belediye ile anlaşmalı dolum merkezleri açık olacak. Akıllı su sayacı kullanan aboneler, Aksaray Belediyesi hizmet binalarından ve belediye ile anlaşmalı merkezden su kartlarına yükleme yapabilecekler. Aksaray Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kapanma sürecinde içme suyuna olan erişimleri noktasında hiçbir aksama yaşamaması adına Aksaray Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından ve bu süreçte hizmet verecek olan merkezlerin isimlerini ve adreslerini duyurdu. Daha önce otomobili soyulan ardından bisikleti çalınan vatandaşın şimdi de motosikleti çalındı. Apartmana giren iki motor hırsızı güvenlik kamerasına yakalanırken polis de hırsızların peşine düştü. Coğlakim ailesinde bir apartman garajında yaşanan olayda iş yerinden iftar için evine gelen Erdem T. apartman altındaki garaja motosikletini park etti. İftardan sonra garajdan sesler duyan Furkan Can S., kuzeni olan Erdem T.'ye haber verdi. Garaja indiklerinde motosikletin çalındığını fark eden kuzenler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartman ve garaj içerisinde inceleme yaptı. İki hırsızın otoparkta el feneriyle gezmesi ve kapıyı açması ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Akşam saatlerinde iftar açmaya eve geldiğimde motorumu her zamanki gibi yerine bıraktım. Evde yemek yiyordum. Kuzenim bana aşağıda sesler geldiğini söyledi. Aşağı geldiğimizde motorun olmadığını fark ettik. Güvenlik kamerasından iki şahsın motoru götürüp çaldığını fark ettik. Yani bu birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil. Defa, her defasında
aynı şeyi tekrarlıyorlar. Aracımdaki setim götürüldü, motosikletim çalındı, bisikletim çalındı. Profesyonel ki kapıyı kolaylıkla açabiliyorlar yani. Burada mangalı kaldırıyorlar. Seleci Kösetol köyünde bir çiftçinin tarlasından sulama sistemlerine ait boru ve vanaları çalan iki hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi. Evet, sabah saat 8.39 gibi tarlaya vardığınızda borularımız tarlada yoktu, serdiğimiz borular. Jandarmaya bildirdik. Jandarma çalışması sonucunda Allah razı olsun saat 12.30-1 arası tespit ettiler. Borularımızı buldular. Allah razı olsun. Allah yokluklarını vermesin. Seleci Kösetol köyünde tarladaki sulama sistemlerine ait boru ve vanaların çalınması üzerine çiftçi AK durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen il jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinde yaptığı araştırma ve incelemelerin ardından şüphelilerin peşine düştü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin FB ve HÖ isimli şahıslar olduğunu tespit eden jandarma, şüphelilerin Yeşilova beldesinde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Yeşilova beldesinde bulunan bir eve baskın yapan jandarma, iki şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada çalınan malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen malzemeler ise çiftçi AK'ye teslim edildi. 17 günlük tam kapanma sürecinde ekmek fırınları hizmet vermeye devam edecek. Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, fırınların çalışma durumuyla ilgili ayrıntıları mikrofonumuza anlattı. Başkanım, 17 günlük bir kapanma süreci var önümüzde, biliyorsunuz. Çalışma saatleriniz nasıl olacak? Çalışma saatlerimiz inşallah, bir de var şunu bir şey yapalım. İnşallah 17 gün sonra bu insanlar bir şeye kavuşur hepimiz. İnşallah bunun şeyini alırız, faydasını görürüz de şu beladan inşallah bir kurtuluruz. Bizim fırınlarımızın hepsi açık. Ekmekte en ufak bir sıkıntı yok. Herkes yayan olarak arabasız gelip ekmeğini yakın olan marketler açık. Bakkallar açık. Pazar günü hariç alışveriş merkezleri açık. Fırınların tümü açık. Fırınların bir tümü açık. Çünkü onun için yani bir ekmeğe bugünden alıp fazla bir ekmek alayım, şunu yapayım diye bir izdiham olmasın. Çünkü yarın bizim fırınlarımız ne kadar, bugün nasıl çalıştıysak yarın da aynen devam edecek. Fakat marketler de açık, bakkallar da açık. Bir pazar günü alışveriş merkezleri kapalı, onun diğer günlerinde bütün bakkallarımız açık, fırınlarımız açık. En ufak bir sıkıntı olmaz. Herkes normal gelir, ekmeğini alır. Bir sıkıntı yok yani. Ekmeklerimizi fırınlardan alırken sizde hiçbir sıkıntımız yok. Bütün fırınlarımızda ekmek var. Sizden ricam, ekmeği alırken kalabalık yapmayalım. Herkes şeyine uyusun, mesafesine. Ekmek çok. Bütün fırınlarımızda ekmek çok. Onun için hem sizin sağlığınız için hem de bizim için ekmeği mesafeli olarak alalım. Hiçbir sıkıntımız yok. Ekmeğimiz fırınlarımızda var. Pandemi süreci boyunca getirilen kısıtlamalarla birlikte küçük esnaf mağduriyetini her zaman dile getirdi. Şimdi de önümüzde bugünden itibaren başlayan 17 günlük bir tam kapanma süreci var. Küçük esnaf da bu dönemde devletten destek bekliyor. Bayrambudak, Kotkolik burası. Biz devletten bir destek falan görmedik şu an için. Daha önce de görmedik. Daha önce destek var dediler. Daha öncekinde de bize bir destek görmedik. Şu an için biz küçük esnaflar bitmiş durumdayız. 17 günlük bir kapanma var biliyorsunuz artık. 17 gün sürecinde neler yapacaksınız? Kira veyahut da şey değil, biz 17 değil, bize bir yıl olarak oldu şu an için. Biz küçük esnafların bir yılı gitmiştir, 17 günde. Çünkü bizim yılda iki günümüz vardır, iki bayramımız vardır. Bu bizde iki bayram küçük esnaflar için tüm yıla bedeldir. Yani iki gün tüm yıl demektir. 6 ay bir bayram, 6 ay bir bayramdır. Şu an için bizim bir yılımız gitti. Elimizden devlet aldı. Destek olarak hiçbir şey yoktur yani. Teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Aysu. Parfümcüyüm. Evet. 17 günlük bir kapanma var biliyorsunuz. 17 gün boyunca neler yapmayı düşünüyorsunuz? Kız kardeşim yanına Ankara'ya gideceğim ya. Orada kalacağım. Peki esnaf olarak herhangi bir devlet desteği var mı? Yok.
Kiradasınız şu anda. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Hiçbir fikrim yok vallahi. Aktürk giyim mağazasını işletiyorum. Yaklaşık bir sene oldu. Pandemi zamanında açtık mağazamızı. Pandemide yani malum herkesin durumu zaten zor. Hani iş güç de durmuş bir durumda. Şu son kapanma olayından sonra hele ki yani esnaf iyice ne yapacağını şaşırdı. Ne olacak, ne bitecek inanın. Yani onu düşünüyoruz. Herhangi bir destek ya da herhangi bir şey ya da böyle bir ani kapanma karşısında bir şey de alamadık. Yani bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun yani. Ne diyelim hanımefendi? Mesela ben dükkan kiracısıyım. Yani kirada herhangi bir sıkıntıya yani çok şükür kirayı biz anlaştığımızda da zaten peşin olarak ödemiştik ama mesela bundan yaklaşık 6 ay önce herhalde devlet 1'er milyar bir 3 ay boyunca destek verdi. Ben basit üsülüm ama benim yazar kasa pos olduğu için cihazım mesela bana destekten faydalanamadım ama mesela kimisi yazar kasa olmadığı için ya da pos olmadığı için faydalanıyor. Yani bu mesela bu sistemde ne oldu biz bunu anlamadık. Kira desteği alamadık. Bu şekilde yani dükkan sahibimiz biraz anlayışlı. Biz anlayışlıyız ama yani mesela şimdi kapanacak biz mecbur kira ödeyeceğiz. Zaten iş yok. Bilmiyorum yani nasıl olacak bu şekilde esnaflar ne durumda nasıl olacak. Herkes aynı fikirde açıkçası ama yani en azından bir çıkış yolu gösterilmesi lazım yani. Yoksa bilmiyorum yani sonumuz iyi değil yani hatta. Çoğu esnaf kapatma aşamasına geldi yani. Yazık günah insanlara yani Allah'a çok şükür mesela benim durumum hani ben bir şekilde idare ederim ben bir sıkıntım yok ama mesela günübirlik dükkandan kazanıyla geçinen insanlar var yani bu insanlar artık insanlarla konuştuğumuzda bir güler yüz bile göremiyoruz yani bu pandemi inşallah kısa süre önce biter yani devlet desteği falan ya da bir şekilde bize yardımcı olunur biz de artık bir şekilde bir yolumuza bakarız. Tam kapanma öncesi semt pazarında da yoğunluk yaşandı. Kısıtlama boyunca tezgah açamayacak olan pazar esnafı da sıkıntılarını dile getirdi. Güzel, burayı bize açtınız, şey ettiniz ama bundan sonra kapatıyorsunuz her tarafa. Sadece bu pazarlara mı ait yani bu hastalık? Pazarcıya mı ait? Şimdi yarın varacağın şeye gireceğim. AMİ'lere, şirket, büyük marketlere hepten birbirinin üstünde şey olacak, adam olacak. Orada virüs yok da yani burada mı oluyor bu virüs? Bunu sayın başkanımız olsun, belediye başkanı yetkili de şey. Sayın valimiz olsun. Yani bunu düşünmesi lazım. Biz bugün 17 gün ne yapacak ya? Ne yiyecek biz? 17 gün biz ne yiyecek? Çoluğumuzu çocuğumuzu neyle besleyecek? Böyle olmaz yani. Bu adaletsizliktir yani. Elinizde malzeme kalırsa ne olacak kalamaz mı? Çöpe dökecek. Çöpe dökecek. Başka bir çare yok ya. Peki size herhangi bir destek falan yok mu konuda? Destek de 1.000 lira destek verdilerdi. Onu da kestiler. Ne yapayım ben 1.000 liraya? Çocuğun eline veriyorum o bile almıyor 1.000 liraya. Başka bir alternatifi yok. 3 ay bir destek verdi 3.000 lira. Çocuğun eline versen almaz. Ha, bugünkü benim arabadan mal dolu. Yarın ben çöpe dökeceğim onu. Nereye çıkayım ben yani? Marketler açılacak. Onlar işini yapacak. Biz yani küçük esnafı ezdiler yani. Küçük esnafı ezdiler. Büyük esnaf zaten bakkal işini almış gidiyor büyükleri. Başka bir diyeceğim yok ablacığım. Ne diyeyim? Sağ olun. Sizin yani, ne düşünceleriniz var? Vallahi ne düşünüyorum baba? Bu virüsü var ya. Virüsü dünyaya değil yani. Türkiye geneline yayan küçük esnaflardır yani. Devlet daima zenginin yanında alışveriş marketlerine varıyorsun. Üst üstünde ne maske var, ne mesafe var, ne HES kodu uygulaması var. Pazara girerken HES kodu uygulaması. Pazarları kapattı, elimizde şurudu, sezon bitti, hep döküyoruz, çöpe döküyoruz yani. Yazık, bize de yazık yani. Kapattı mı tamam, kapanıya karşı değiliz biz. Kapatsın hepimizi. Marketler de kapansın, biz de kapanalım yalnız. Bizi kapattı da marketi açtı mı olmuyor yani. Bak kırın bugün soğan burada bugün 750 lira, yarın markette 2 milyon lira. Patates 1 lira, yarın markette 2 lira abla. Olay bu yani. Biz kapatmasın değil mi yok? Çeklerimiz kırın döndü. Bankaya varamaz duruma geldik. Arabalar hacizlendi. Kredi kartlarının her şey kilitlendi yani abla. Böyle kilitlendik yani. Yapacak bir şey yok yani. Allah hakkımızda ailesini versin. Ekmek zaruri ihtiyaç, fırın, hariç hepimizi kapatsın. Marketi, ATM'yi hepsini kapatsın yeter. Ya, o zaman biz razıyız yani. Ben malımı çöpe de döksem razıyım yani. Ama ben şimdi çöpe döküp de o adam da orada çalışırsa
Bu adaletsizlik olur yani. Benim çoluğumu çocuğumu rızkını o adamlar yemiş oluyor yani. Bu olmaz yani. Sağ ol abla. Sağlığımız için gereken neyse devlet onu yapıyor. Devlet, millet olmazsa devlet olmaz. Hani yani millet birbirini devleti gözetecek yani. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne biliyorsa iyi biliyor. Yapacak bir şey yok yani. Hastalık da takdir-i ilahi Allah'tan geldi. Peki elinizde bu malzemeler kalırsa ne olacak? Çok önemli değil. Kalacak kadar değil. 3-4 gün veya bir hafta önceden bildirdi. Yayınladı. Herkes ona göre kendini şey yapsın. Biz insanoğlu olarak hep alma dalında büyüdük. Hiç verme dalında büyümedik biliyor musun? En fakir adamın kapısında 2-3 araba var. 2-3 tane daire var. Bu ne yani? Fakir bu millet nereden almış bu parayı? Kusura bakma her şey güzel, her şey iyi. Ben memnunum. Allah razı olsun. Para bon 4 lira yarın markette 10 milyon lira. Ne olacak? Çöpe mi atacağız? 4 lira kilosu 2,5 kilo 10 milyon lira. Vallahi neler düşünüyoruz? 17 günlük pazar sadece pazarcılara oldu bu yasak. Yani bu böyle şekilde yine pandemi önlenmez. Sadece pazarcılar kapalı. Yine marketler açık, AVM'ler açık, evler açık. Yani millet yine halk sokakta yani. Biz kapanmanın komple olmasını istiyoruz. Bayramda olacaktı komple. Sadece Aksaray Belediyesi'nin halk ekmeği açık olacaktı. Her yer kapalı olacaktı. Eczaneler hariç. Yani bu şekilde pandemi önlenmez. Pazarcıyı kapat, öbürleri açık. Olmaz yani. Hiçbir yere varılmaz. Peki elinizde malzemeler kalırsa ne olacak? Çürüyor. Daha elimde 4 ton patates var vallahi. 4 ton patates var atılacak. Ne yapayım? Bugün getirdim. Şu patatesi 1400'e aldık. 7 kilo liraya satıyorum 1400'e. Mecburuz. Ne yapalım? Hayırlısı yine de devletin yasaklarına uyuyoruz ama yasakların tam olmasını istiyoruz. Herkese tam olsun yasak. Peki devletin size herhangi bir desteği var mı pazarcılar olarak? 1050 lira, 3000 lira bir aldık. Daha şu anda yok. 3000 lira aldık. Bir aylık 1000 liradan 3 ay üzerine verdiler. 3000 lira destek verdiler. Yani bir nefes aldı. İnşallah bir daha verirler yani. Çocuklarımızı alınacak bayramcılık yok. Herkesin çocuğu var yani. Olmuyor yani bu kadar pazarcı. Pazara yok öbürü açık. Böylesiyle hiç hayatta pandemi önlenmez yani. Bayramın birinci günü olacaktı. Komple eczaneler hariç, Aksaray Belediyesi'nin halk ekmeği tek hariç geri kalan komple kapatacaktı. Halk evine çekilirdi. Yani 10 gün böyle iyi olurdu yani. Böyle biz teşekkür ederiz. 68'e ayrıca teşekkür ederiz. Yani şu zamanda birimizin ekmeğine yağ sürerken birimizin elinden ekmeğini aldılar. Şu an diğer marketlerde içeride 200 tane adam olmasına rağmen geçenlerde şikayet ettim. Hiçbir şey uygulamadılar. Ama ben dışarıya bir yere tezgah açtığımda hemen ya zabıta geliyor ya polis geliyor. Olmuyor yani. Şu an işçiler, esnaf, çiftçi herkes isyanda. Halde bir adam haftada 5 araba yapıyorsa şimdi bir araba yapacak. Bu sefer çiftçi isyan edecek. Olmuyor yani. Herhangi bir destek var mı pazarcıya? Hiçbir şey yok. İnanın hiçbir şey yok. Desteğimiz yok. Tamam kapatıyorsunuz bari destek verin. Bir kere esnaflara 3'er milyar dağıttılar. O da sadece bir kereye mahsus oldu. 17 gün kapanış olacak. Benim yanımda 8 tane adam çalışıyor. 8'in de ailesi var. Ailesine bakıyor. Şu an işçiler dahil ben de zor durumdayız. Sadece benim için değil tüm esnaflar için aynı durum. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Büyük Bölcek Caddesi'nde seyir halindeki otomobil motor kısmından çıkan elektrik arızası nedeniyle yol ortasında yandı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü. Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yangın meydana geldi. Yeni Sanayi Mahallesi'nden Taşpazar Mahallesi'ne giden yabancı uyruklu İbadullah C idaresindeki otomobil motor kısmında çıkan elektrik arızası nedeniyle ön kaputundan alev aldı. Motor kısmından alev ve dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, araçtan inerek uzaklaşırken durumu gören diğer vatandaşlar araç ve iş yerlerinde bulunan yangın tüpleriyle araca müdahale etti. Ardından 112 acil çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından müdahale edilen motor kısmında kısa süren söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürdü.
Birdenbire alev aldı yani, yandı. Kendi kendine yandı. Yandı oldu. Tamam, anlamadım. Sen yine de yarım saat, bir saat sonra hatırlarsın. Heh. Şimdi ekonomi gündemi. Hava durumu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.